işleyen olan bazı durumlar var. Şimdi inşaatlarda asma iskele denilen sıkıştırmalı sistem var. Onunla sadece yukarı aşağı yapabiliyorsunuz. Bu monoray sistemde hem yukarı aşağı hem de bu binanın tüm cephesini zaten rayları görüyorsunuz. Tüm cephesini dolanıyor yukarıdan aşağı. Düz hatta yürümesinde sıkıntı yok. Yalnız burada dikkat edeceğiniz tek şey monorayda tam şurada bir dik tırmanır dediğimiz ray var. Bu da binanın top farkından kaynaklı. Düz hatta devam ediyor. Bir üst kata çıkmak için tırmanıp o şekilde devam ediyor. Yani diğer asma iskeleden farklı olarak yürüme pozisyonu var. Bir de yürümede de tek farklı olarak şurası var. Şimdi öncelikle sepete çıkmadan önce iş güvenliğinin bizden istediği ve sizden istediği canınız için sizin için emniyet kemeri, baret ve iş ayakkabısı vesaire. Bunlar zaten inşaat halindeyken taktığınız şeyler ama baret falan. Buna çıkmadan önce emniyet kemerinizi takıyorsunuz. Öncelikle kendiniz için zaten. Daha sonra sepete binmeden ilk başta yapacağınız şey motorların brandaları var. 4 tane motor var sepette. 2 tane aşağıda, 2 tane yukarıda. Bu brandalar motorların su almasını önlemek için. Şimdi su alırsa ne olur? Motor normalde açıkta dursa dahi yanmaz. Çok fazla su almazsa. Yani yağmurda kalırsa yanmaz. Ama şu yukarıdaki 2 tane motor frenli motor. Arabanın el freni gibi düşünün. Bunlar frenli ne işe yarıyor? Yani yukarı çıktığınızda tuşu bıraktığınızda sizi sabit tutması için bunun üst kısmında bir fren var. Bu fren sizi sabit tutmak için işe yarıyor. Şimdi balatalı bir sistem olduğu için yağmur yağdığı zaman eğer motorlara brandalarını takmazsanız çalıştıktan sonra o baratalar yapışıyor. Yapışma durumunda ne olacak? Enerjisi var. Tuşa basıyorsunuz ama motor böyle bir zorlanma sesi yapar ama çalışmaz. Bu balatalar ne kadar süre içerisinde yenilenir? Bu balatalar bizim zaten bunların 3 aylık, 1 yıllık, aylık firmanın anlaşmasına göre bakımları var. Zaten o sırada biz gerekli şeylerini yapıyoruz bakım sırasında. Sizin çalışma esnasında dikkat edeceğiniz şey, kemeri taktıktan sonra ilk başta yapacağınız bu brandaları çıkarmak. Neden çıkarıyorsunuz? Zaten hava sıcak olduğu zaman yazın. Bunlar ısınma yapar. Isınma yaptığı için de tabii yanma yapacaktır. Yalnız çalışmaya başlamadan önce çıkarıp, çalışma bitti, park pozisyona geldiğinde motor brandalarını takıyorsunuz. Tamam, gereken tek şey bu, branda pozisyonu. Şimdi motor, iki tane motorumuz var. Önce teknik olarak anlatayım, sonra kullanma şeyini anlatacağım. İki tane yukarıdaki motor, sizin yukarı aşağı hareketinizi sağlayan motorlar, üsttekiler. Aşağıda gördüklerinizin görevi sadece halatlar aşağı sallanmasın diye sadece o tambur, şu yuvarlaklara tambur diyoruz. Sadece tambura toplamak görevi. Yani o iki motorun, aşağıdaki küçük motorların sizin yukarı aşağı inip çıkarken hiçbir görevi yok. Sepetle alakası yok. Sadece halatları toplamak için. Tabii halatlar sallanmasın diye. Üstteki motorların görevi dediğim gibi yukarı aşağı hareketini yapar. Motorlarda bir sıkıntı olursa yukarı aşağı çalışamazsınız. Yukarıda iki tane motorumuz var. Tahmin edeceğiniz üzere onlar yürüme için gerekli. Orada bir sıkıntı olursa sepet yukarı aşağı hareketini yapar. Diyelim ki köşede takıldı gitmiyor. İşte motor yandı, bir şey oldu. Sağa sola yürüyemezsin. Ama aşağı yukarıya fırla hareketinizi yaparsınız. Sistemde enerji kablomuz var. Bu kabloya yürüyüş sırasında dikkat ediyorsunuz. Yani hareket sırasında dikkat ediyorsunuz. Neden? Köşelerde camlar var, işte parapetler var falan filan yürürken eğer şu siyah kabloyu, kanala giren kabloyu koparırsanız enerjiniz kesilir, havada kalırsınız. Ayrıca bir de şu kumanda kablomuz var. Bu kablonun görevi yukarıya tuşa bastığınızda elektrik gönderip sağa sola yürütmesini sağlıyor. Bunu neden anlatıyorum? Diyelim ki hareket esnasında dikkat etmediniz, bir şey oldu, bu koptu. Bu koparsa çarpılma riskiniz yok. Tuşa basmadığınız sürece, yürüme tuşuna basmadığınız sürece bunda elektrik olmaz. Yalnız bu koparsa yürüme hareketini yapamazsınız. Ha diyelim ki bu koptu, yürüme hareketini yapamıyorsunuz. Olduğunuz pozisyonda dümdüz aşağı indirebilirsiniz. Çünkü bu kablonun yukarı aşağıyla bir alakası yok. Sadece bu yukarı çıkan iki tane motora elektrik gönderiyor. Ve dediğim gibi elektrik sürekli yok. Sadece tuşa bastığınız esnada var elektrik. Ama bunda sürekli panodan 380 volt enerjiyle çalışır. 3 faz yönetiyor. Sürekli elektrik var. Eğer bunu bir yere takarsanız hem buradan patlar hem içeriden sigortasını attırırsınız ki yaşanan şeyler bunlar. İkinci olarak burada switchlerimiz var. Bir burada bir orada. Bunlar üst limit stoperi. Yani bu ne demek? Yukarı baktığınızda iki tane yuvarlak kırmızı saç görüyorsunuz. Yukarı doğru çıktığınız zaman en yukarı geldiğiniz takdirde bu switch'e basacak. Sizin yukarı hareketinizi kesecek. Switch bozuldu. Switch
Peki bozulduğu takdirde şu şekilde bozulur. Bunlar mandallı manuel sistem. Fazla çalışır. 220 Ohm. Switch'i nasıl bozarsınız? Switch'in şu mandalı kırılabilir. Bu switch'lerde şimdi bazen müdahale etmeniz arızalar oluyor. Sizin müdahale edebileceğiniz yani. Onlardan da bahsedeceğim. Bir tanesi bu. Bu unutmamanız gereken switch. En dikkat etmeniz gereken özellikle söylüyorum. Sadece yukarı hareketini keser. Butonu çevirdiniz, yukarı hareketini keser. Yani nasıl olduğunda yukarı çıkamayacaksınız. Yani. Diyelim ki bindiniz, enerjisini verdiniz, tuşa basıyorsunuz, yukarı çıkmıyor. Ama aşağı hareketi var, sağa sol hareketi var. Bakmanız gereken ilk yer burası. Şimdi bunun bozulma durumu dediğim gibi, şurada bir tane civatası var. En fazla bozulan, en çabuk kırılan şey o, bu sistemde. Şu hafif bir zorlanmayla bu mandal kopar. Mandal koptuğu takdirde zaten kesmeyecek. Şu sesi duyarsınız. İçinden pin var, bastığı pin. O sesi duymazsanız yine bozuk demektir. Şimdi bu istisnai durumda yine su alabilir içine, sigorta attırabilir. Çünkü sisteme sürekli elektrik giden bir switch malzeme. Dediğim gibi üst limit stoperi yukarı çıkarken yukarı hareketini yapmıyorsa sistem, diğer bütün hareketler çalışıyorsa switchlere bakacağız. Tamam, anlaştık. Yani sadece yukarı hareketini keser. Ayrıca sistemde yük switchimiz var. Sistem kapasitesi şurada yazıyor, 240 kilo. Bu ne demek? İki kişi bineceksiniz sepete. Sepete tek kişi binmiyorsunuz. Bunu iş güvenliği değil, patronunuz dahi istese sepete tek kişi binilmiyor. Binemez zaten çünkü o aparat var, onları güzel bulmak lazım. Binemez değil, binilir, çalışılır ama riskli olur, riskli olur. Zorluğunu geçtim, riskli olur. Şimdi neden riskli olur? Tek kişi kumandayı kontrol ederken diğer kişi zaten kendinizi ipe asacaksınız. Onun için hem onu kontrol etmeniz lazım. Artı yukarı hareketli burada hazmimiz var. Yukarı çıkarken bu kabloyu hazminin içine doldurmanız lazım. Yukarı çıkarken bunu doldurmazsanız ne olur? Diyelim ki yarıya kadar çıktınız. Bu kablo bu şekilde aşağı sarkıyor. Yarıdan sonra bu kablo ağırlık vereceği için birden bunun içindeki alan boşalacak kablo ve buradan koparacak. Onun için dikkat etmeniz gereken yukarı çıkarken kendinizi unutmuyorsunuz. Kendinizi yukarı çekerek ve bunu bir kişi, şurada duran kişi hem kendini yukarı çekerek hem bunu içine dolduruyor. Bir kişi de kumandaya dikkat ediyor ve özellikle yan hareketlerde sizin en sıkıntı yaşayacağınız şey şu köşe dönüşlerinde. Sistem köşe sivri olduğu için dönerken uzun 2 metre ya, şu iç tarafı tam köşeye denk geldi. Onun için düz hatta çok sıkıntı olmaz. Düz hatta sadece açık camlara dikkat edeceksiniz. Yalnız köşe dönüşlerinde hafif elle kendinizi ittirmeniz lazım. Bu ne demek? Şimdi halat salıncak gibi düşünün. Halat aşağı indikçe uzadığı için yatay hareketi, sallanma hareketi daha kolay olur. Onun için köşe dönüşlerini ne kadar aşağıda yaparsanız sizin için o kadar daha kolay olacak ittirmesi. Bunun dezavantajını çok rüzgarlı havalarda eğer aşağıdaysanız sizi daha fazla açma yapacak. Yani ne demek istiyorum? Mesela onun bir rüzgar hız sınırı var. Diyelim ki 14 kilometre. Bunu siz bilemeyeceksiniz ama. Şimdi hız kilometresini siz bilemeyeceksiniz. Ama baktınız ki çok fazla rüzgar var zaten. O zaman çıkmayacaksınız. Kaç kilometrede durdurmamız gerekiyor? Yani o ölçü... 32 yazıyor ama hani ona göre... Ölçümlere göre değişiyor. Şimdi diyelim ki kulevinçlerde atıyorum 45 kilometre. Evet. İşte bazılarında ölçüm şey değiştiği için tamam. Hani Fahrenheit, tamam, Celsius. Ya söylenilen 45 ama tabii ki bu kulevinç olmadığı için doğru. Daha düşük. Evet, düşük. Daha düşük. Zaten hani onu tam ölçmeye gerek olmadan çok aşırı rüzgarda çıkılmaması gerekiyor. Şimdi bu rüzgarın önemli olan şeyi binanın yüksekliğiyle de kaynaklı. Bina çok yüksek değil. Sizi çok fazla açıp savuracağını zannetmiyorum ama tabii ki çok rüzgarda çıkmıyorsunuz. Dediğim gibi köşe dönüşlerinde elle müdahaleniz gerekiyor. Bunu unutmayın. Elle müdahaleyle tam köşe dönüşlerini hafiften ittirip köşeyi atlattıktan sonra zaten bırakabilirsiniz. Öbür tarafta havalı tekerlerimiz var. Yatay hareketi düzleminde yaparken sepetin şase kısmı zemine değmesin diye, duvara değmesin, cepheye değmesin diye orada iki tane havalı teker var. Havalı tekerler zaten sizi cepheden uzak tutacak. Yalnız dediğim gibi köşe dönüşlerde havalı tekerler boşa çıkacağı için tam köşe dönüşlerinde elle ittirmeniz gerekiyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu camlı ya, burası camlı. Evet. Ters sıkıntı olmaz mı? Ters tam oraya, camın oraya geldi. İçeride hasta cam açar. Tam orada ne bir cam açtı. Abi şimdi şöyle. Zaten hasta seni görecek tam o pozisyondayken açarsa en fazla şuraya çarpar, bir şey olmaz. Açıyor.
Sen aşağı inerken dikkat etmedin, cam açık. O zaman alt şase kısmı cama vur. Cama patladı. Yani sabahtan beri uyardığım şey şu. Şimdi onu anlatacağım. Hani risk durumlarını anlatacağım. Öncelikle şu çalışma prensibini anlatayım. Şimdi 240 kilo'da kalmıştık. 240 kilo 2 kişi, 80'lerden 2 kişi olarak hesaplanıyor. Bu daha ağır olabilir ama. 2 kişi artı 80 kilo olarak hesaplanıyor. Daha fazla kaldırır mı? Kaldırır. Yalnız işte sınırları zorlamak olur bu. Atıyorum arkadaşım birisi cam koyabilir miyiz diye sordu. Camı koyarsınız ama sınırlarını aşmadan. Ki mesela ben bunu 4 tane alatımız var. Tek alatla 1200 kiloya kadar kaldırıyor. Tek motor. Tek alatla 1200 kilo kaldırıyor. Ama bu hangi koşullarda kaldırıyor? Sağlam bir duvara montalayıp o şekilde. Şimdi burada ray sistemi olduğu için o illaki kilo kapasitesi 3'tür. Onun için riske girmemek için uygun kilolarda çalışmak lazım. Bunu nasıl anlayacaksınız? Burada manuel olarak bir yük sivicimiz var. Şimdi o yukarı durdurma sivicidir. Bu aşırı yük sivicidir. Yani kilosu fazla olduğunda o kesecek. Ha bu tam 240 kilo olmayabilir ama 300'de keser. Zaten risk durumu bunların 500-600 kilo civarında. Riske atmadan önceden kesmesi için olmuş bir sistem. Aklınızda bulunması gereken burada bastığım switch var. Yine dediğim gibi yukarı hareketini keser switch. Çok fazla yüklediniz. İki kat kalktı, sona kesti. Neden? Aşırı yük switch'i bastı. Daha fazla yukarı devam etmiyor ama aşağı iniyorsa bilin ki şuna bakarsınız şu yuvarlak olan teker aşağı iner çok yük olduğunda. Buna basacak, sizin yukarı hareketinizi kesecek. Şimdi yine bir arıza durumu. Yukarı bastınız, üstteki switchlere baktınız, sıkıntı yok. Neye bakmanız gerekiyor? Yük switchleri. 2 tane yük switchimiz var. Onlar basılı olmuş olabilir fazla ağırlık attığınız için. Aşağı hareketini kesme, hani ağırlığı boşaltasınız diye. Aşağı indiriyorsunuz tepeti, ağırlığı bırakıp tekrar devam. Çok fazla ağırlık olduğu için dikkat etmeniz gereken üstteki switchler, alttaki switchler ikisi de yukarı hareketini keser. Daha sonra tepete bitmeden önce dediğim gibi brandaları çıkardınız. Bakmanız gerekenler şöyle bir kamburlar, halatlar kambura kalmış. Bu kamburlar sadece iki hareketle çalışıyor. Sadece yönlendirme olmadan sadece dönüş olarak çalıştığı için halatlar üst üste binme yapar. Şimdi korkmamanız için söylüyorum. Bunun vinçlerde, bu ağırlık kaldıran vinçlerde yönlendirme aparatı vardır. Sağa sola düzgün sarsın diye. Ama bizim sistemde halatlar olduğu için ve basit bir sistem olduğu için, sadece halat toplasın diye olduğu için o yönlendirme aparatı yok. Olmadığı için ne oluyor? Bu yukarı katlara çıktığınızda halatlar üst üste binme yapacak. Binme yaptığı için atıyorum aşağı iniş sırasında böyle tam onun altından çıkacağı için böyle bir kütleye bırakır. Bıraktığı anda bir durur bakarsınız, halattan bıraktıysa eğer tam sıkıntı yok. Şunu da söyleyeyim, sepete binip araba gibi değildir. Tuşa bastınız, etrafı izleyerek yukarı çıkmayacaksınız illaki. Yani en ufak bir sesle öncelikle tamburlara bakmanızı rica ediyorum. Çünkü tamburlar neden onu rica ediyorum? Şimdi bu bunun içine sarıyor ama böyle elle çektiğinizde şu şekilde boşalır. Yani bu da ne demek? Bu bunun içine değil de ortaya mile veya dışarı mile sarabilir. Mile sardığı zaman ne yapar? Bu o kadar güçlü bir malzeme ki bitondan bahsettik. Bu burada değil de buraya sardığı zaman bu dönmeyeceği için bu yukarı çekecek. Yukarı çekince ortadaki mili yamukacak. Mili yamuktuktan sonra hala basmaya devam edecek. Mili koparacak. Mili kopardı, yine dikkat etmediniz. Bu sefer bu alüminyum gövde. Alüminyum gövdeyi kırıp sizi riske atacak. Onun için tabii ki o kadara bazen gerek kalmıyor ama yasak can aparatımız bu. Ama inanın bunu kıranlar da var yani. Adam sesi duyuyor, hala basmaya devam ediyor. Yani en ufak bir sesle bir durup tamburlara, motora, sivice, etrafına bir bakın. İkinci bakmanız gereken de kablo. Mesela yukarı çıkıyorsunuz, bir taraf böyle yamuldu, sizi çektirdi falan. O zaman kablo yüksek ihtimal kablo takılmış. Buna nasıl müdahale etmişsiniz? Şurada zaten boşluk var. Elinizi uzatıp hani kabloyu sallayıp falan filan. Öncelikle kabloya dikkat edin. Şu kabloya dikkat edin. Ve halatlara, çalışma esnasında halatlara. Mesela yukarı çıkıyorsunuz, bir ses duydunuz. Bu yuvarlağın sacın dışına sarmış mı, sarmamış mı? Sarmamışsa sıkıntı yok. Dışına sardıysa ne yapacaksınız peki? Zaten şurada, şuraya kadar kapalı, şurada el mesafesi var. Burada içeriden sepete doğru değil, sepetin dışına doğru. Bittirdiğiniz
geldiğiniz zaman bu halat kollama yapacak. Yani bu ne demek? Bu halat içinden terse sardıysa aşağı inerken bu bırakmayacaktır. Siz kolunuzu buradan, dışarıdan değil, buradan sokup dışarı doğru ittirdiğinizde, şuradan da çektiğinizde o zaten açılacak. Açıldığı takdirde bu şekilde bırakmadan tekrar sarıyorsunuz. Şu şekilde. Sonra çalışmaya devam. Yani ufak bir, basit bir yöntemle dışarı sarıp sonra orayı bolladıktan sonra çalışmaya devam. Daha sonra 4 tane halatımız var dediğim gibi. Sepette 4 halat var ama içteki 2 tane halat, yani şu ve diğer halatla çıkıp iniyorsunuz yukarı aşağı. Dışarıdaki halatlar çalışma esnasında boşta, sadece sizle birlikte çıkıp iniyor. Bunlar ne zaman devreye giriyor? Diyelim ki bu halat buradan bir iş kazası oldu, koptu. Kopma durumunda bu kol aşağı düşüyor. İşte bir belli bir açısı var bunun, 45 derece diye tabir ettiğimiz, 30 santim 40 santim aşağı düşüyor sepet. Kol aşağı düştükten sonra bu halat tutuyor. Bu halat kopup bu halat tuttuktan sonra yukarı aşağı hareket şansınız yok. O zaman ne yapacaksınız? Eğer açık cam, inebileceğiniz cam, müdahale edebileceğiniz bir cam varsa oradan atlayacaksınız güvenli olarak. Yok, haricinde bir şey olursa mecburen itfaiyedir, benzer şekilde kurtulmayı bekleyeceksiniz. Aynı zamanda şuna da değineyim. Eğer fazla rüzgar da mesela, rüzgar yoktu, çıktınız, yukarıdasınız. Rüzgar çıktı diyelim. Yapacağınız tek şey yukarı hareket, aşağı hareketini kesip, bu çünkü böyle açma yapacak, sizi vuracak. İçine çöküp beklemek. Yukarılardan içine çöküp deprem oluyor. Beklemek rüzgar gidene kadar. O zaman da rüzgar gittikten sonra en aşağı, en hızlı bir şekilde veya hani şu tarafta sepeti yukarıdan getirdik ya, o tarafa yakınsanız orada en acil bir yatırma yeri neresiyse oradan devam edeceksiniz. Şimdi dediğim gibi binmeden önce kemerinizi taktınız, sivişleri kontrol ettiniz, brandalarınızı çıkardınız, halatlar içinden dışından mı baktınız, daha sonra gevşeme zaman. Şimdi şunlar şaseyi tutan tijler, şurada, bir şurada, bir şurada var. Şasenin genel civatalarıydı, işte tijleri de hani arabaya binmeden önce zaten kontrol edermiş misali. Bir genel görünümüne bakın, her zaman bilmenizden farklı bir durum var. Çünkü bu şahsı özel olmadığı için senden önce bu abi kullanacak. Bir yerini kırıp bıraktığı zaman sana da söylemez mesela. Sen binersin, hayati risk ortaya çıkar. Onun için binmeden önce yapmanız gerekenler bunlar. Bindikten sonra, şimdi hepinize tek tek göstereyim. Mano içerisinde 4-5 tane tuşumuz var. Bunlardan bir tanesi Paco Schalter. Bu ışığı açıp kapatan şey gibi düşünün, buton gibi düşünün. 0-1 konumu var. 0 konumunda elektrik yok. 1 konumunu aldığınız zaman panoya enerji veriyorsunuz. Bindiniz sisteme, 1 konumunu aldınız Paco Schalter'i. Daha sonra acil stop butonumuz var. Bu buton neden gerekli? Adı üstünde acil bir şey olduğunda butona bastığınızda, mesela işte buton takılı kaldı. Yukarı aşağı butonu takılı kaldı. Sepet kendiliğinden gidiyor. Butona bastığınız anda elektriği kesiyor. Acil stop butonu. Bunu çalışma bittikten sonra Paco Schalter'i kapatıyorsunuz. Acil stop'a da basıp o şekilde gidiyorsunuz. Ve sepet yere indikten sonra çalışmanız bitti. Sepeti yere indirdiniz. Ayaklarının yere değdiğinden tam emin olduktan sonra aşağı tuşuna bir tık daha basıp şu kolların hafif bu şekilde düşmesini sağlayın. Neden? Şimdi bu kol yukarı kalktıkça yukarı kalkacak. İçindesiniz iki kişi. İşte 150 kilo ağırlık var. Aşağı indiğini düşünüyorsunuz ama sepetten indikten sonra 150 kilo hafifliği için bu hafif yukarı kalkar. Bu ne demek oluyor? Sepetin ayaklarının yerde kesilmesi demek. Rüzgarla beraber sepetin döne döne yukarı çıkması demek. Şimdi biz bunu yaşadık. Ankara'da İncek'te çok fazla rüzgar var. Adamlar dediğim gibi havada bırakmışlar, fark etmemişler. Havada bırakınca sepet kendiliğinden döne döne, halatlar böyle sara sara döne döne 3. kata kadar çıkmış. 3. katta bütün camlar, pencereleri kendi kırıyor. Daha sonra tekrar açılarak aşağı iniyor. Bunu önlemek için sepetin tam yere indiğinden emin olacaksınız. Yalnız burada da bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi tam aşağı indiniz. Eğer butona basmaya devam ederseniz halat kendini bollamaya başlayacak. Buradan çıkmaya başlayacak. Bunun önüne geçmek için yere indiniz, aşağı bastın, bir tık daha bastınız, salatlar bolladı, bıraktınız. Eğer daha çok basmaya devam ederseniz salatlar bollamaya başlar. Bu burada işte döner, tekrar aşağı bastığınızda işte şurayı sıkıştırır, atıyorum şunun içinde sıkışma yapar. Şimdi olabilecek riskler bunlar. Bunlara dikkat etmeniz lazım, halatı bollamamanız lazım ve sepeti de havada bırakmamanız lazım. Özellikle bunlar.
Daha sonra sepet zaten tek bir buton var. Yukarı aşağı butonu ve sağ sol butonu. O üstünde hepsinin yazıyor sepet yukarı aşağı yürüme diye. Yürüme dediği zaten yürüme. Yukarı aşağı da yukarı aşağı. Haricinde ikişer tane daha buton var. Motorlar birbirinden bağımsız motor. Sepet yukarı çıkmaya başladığından itibaren eğer hiç